Merhaba, bugün yapacağımız ikinci canlı yayına hoş geldiniz tekrar. Şimdiki konumuz meslek seçimi. Canlı yayın konuğum ise Berkay Yelen Hoca olacak. Kendisi eğitim danışmanı, tercih uzmanı aynı zamanda. Hocamı yayına davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ceylan Hanım. Nasılsınız efendim? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok güzel görünüyor. Görüntü süper. Misafirlerimiz geliyor. Bugün misafirlerimiz Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerli hocaları, öğrencileri, velileri olacak. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Konumuz meslek seçimi. Berkay hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduklar. Hoş bulduk diliyorum. Nasıl geçiyor hocam günleriniz? Yoğun geçiyor şu dönemde. Öğrenci arkadaşlarımızdan yoğun telefonlar alıyoruz. Sağ olun üniversitenizde böyle bir fırsat sağlayarak toplu olarak öğrenci arkadaşlarımıza ulaşabilme olanağı sağlıyor. Üniversite sınav hazırlığı, son bir ayda yapılması gerekenler, hala mesleklerle ilgili karar verememiş olan arkadaşlarımız var. Bu son aşamada aslında çok da değerlendirilmesi gereken bir husus değil. Bu kararların önceden verilmesi gerekir. Bölüm tercihleri, üniversite tercihleri konusunda da sorular alıyoruz. Evet. Hocam size ilk soruyu yönelterek başlamak istiyorum müsaadenizle. Meslekler seçilirken, karar alınırken hangi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır? Şimdi lise son sınıf öğrencisi arkadaşlarım, mezun arkadaşlarım ve onların ailesi ve eğitim öğretim çevresi ni ilgilendiren bir konu bu. Sadece öğrencinin kendisine bırakılması gereken bir karar değil. Tarafların herhangi birinin vermesi gereken karar öncesinde göz önüne alması gereken bazı çok temel bir ölçüt var. Önemli olan burada meslek seçiminde öğrencinin kendisiyle olan ilişkisi ve içinde bulunduğu çevreyle ilişkisi. Öğretmen arkadaşlarımız da, veliler de çok zor bir kararın arifesinde olan öğrenci arkadaşım da karar verirken buna dikkat etmeli. Seçici meslek ya da o mesleği icra etmesini sağlayacak olan eğitim, somut anlamıyla üniversite bölümü kendisine ve içinde bulunduğu çevreye uyumlu olmalı. Her birimizin içinde bulunduğu çevre birbirinden farklı, kurduğumuz sosyal ilişkiler, yaşadığımız yerler sebebiyle bunlar öncelikle göz önünde olmalı. Evet. Hocam meslek seçerken bilgi, beceri, yetenek ve ilgi de göz önünde bulundurulmalıdır, değil mi? Elbette Ceylan Hanım. Yani kişinin kendisiyle olan ilişkisi göz önüne alınmalı derken kastettiğimiz tam da bu. Bunu biraz açar mısın? Elbette. Kişinin bilgi birikimi, beceri, yeteneği ve ilgi almaları. En temel olan şeyler bunlar. Kişinin kendisiyle olan ilişkisinde. Bilgi birikimi derken biraz geniş değerlendirmekte yarar var. Sadece lise eğitimi boyunca, lise eğitiminde oluşturduğu bilgi birikimi değil. Okul dışında geçirdiği zamanlarla ilişkisinde de elde ettiği bilgi birikimi burada önemli. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var, öğrenci arkadaşlarım. Lisede eğitim görüyorlar ama belli dönemlerde de çobanlık yapıyorlar. Şimdi lisede aldığı akademik bilgi birikimi önemli ama en az onun kadar da lise dışı faaliyetlerde elde ettiği birikim de önemli. Bir veteriner hekimin yanında çalışan arkadaşım var. Güzel sanatlarla ilişkili tiyatro etkinliklerinde bulunan arkadaşlarım var. Belediyenin, okulun, lisenin organizasyon faaliyetlerinde aktif görev alan arkadaşlar var. Bilgi birikimi derken bu etkinliklerde de kişinin oluşturduğu birikim önemlidir. Evet. Yetenek ve beceri derken çok basit bir ölçütü var. Belli bir işi yaparken çevrenizdekilerin o işi benzerlerinizden daha iyi yaptığını söylediği alanda yeteneklisinizdir ve beceriniz vardır. Böyle alanlar var mı? Hangi işi yaparken çevrenizdeki insanlar bu işi arkadaşlarınızdan daha iyi yaptığını söylüyor? Özellikle öğretmenlerinizin dile getirdikleri burada önemlidir. Aile bireylerinin dile getirdiği önemlidir. Daha önemlisi arkadaş grubunun.
kendi lise arkadaş grubunuzun bu konudaki görüşleri önemlidir. Bunları da göz önüne almak gerekir. Beceri ve yetenek setinizi değerlendirirken. Üçüncü öğesi kişinin kendisiyle olan ilişkisinde ilgi alanlarıdır. İlgi alanlarını değerlendirirken bizim kullandığımız çok basit bir ölçek vardır. Bir kartezyen eksen oluşturursunuz artı şeklinde. Bunun bir ucunda insan ilişkileri vardır. Karşı ucunda nesneler vardır. Ondan sonra bir noktasında verilen ve istatistikler söz konusudur. Onun karşısında da fikirler ve düşünceler yer alır. İlgi ve eğilimleriniz bu dört noktalı bir rüzgar gibi ya da kartezyen koordinat sistemi olarak ifade edeceğimiz bu yapının neresine denk geliyor? Kişi bunu iyi değerlendirmeli. Sadece kişi değil, biraz önce ifade ettiğim gibi aile çevresi ve öğretmen arkadaşlar. Kişi insan ilişkilerine daha yakın, bu konuya daha yakın olabilir. O zaman nesneyle olan ilişkilerden biraz uzak durmalı. Bunun yanında aynı zamanda fikirler ve düşüncelere de yatkın olabilir. Hem insan ilişkilerinin, hem fikirlerin ve düşüncelerin en ön planda olduğu meslek ve bölümleri öncelikle araştırmalıdır. Benzer şekilde bu dörtlü yapının neresinde yer aldığını öğrenci öncelikle iyi bir şekilde belirlemeli. Kişinin kendisiyle ilişkisinde bu üç ana öğe, yani bilgi birikimi, bir yetenek ve becerileri ve ilgi alanları temel çıkış noktasıdır. Evet hocam. Hemen bir soru yöneltmek istiyorum. Bir öğrenci arkadaşımdan geldi. Mühendislik mi, astrofizik mi? Bu sorunun cevabını çok merak ettiğini söyledi. Yani sorunun cevabını sizden istirham ediyor hocam. Peki. O zaman hemen şunu göz önüne alalım. Meslek seçiminde bir diğer unsur kişinin toplumda üstleneceği sosyal role karar vermesidir. Nasıl bir rol yüklenmek istiyorsun toplumda? Bu konuda arkadaşlarım üç çeşit yanıt verirler. Biri belirli bir işi tarif eder. Bunu soru soran arkadaşıma yöneltiyor. Bir iş tarif eder. Ne der? İşte babamın bir iş yeri var, o iş yerinin başına geçeceğim. Nedir? Bir beyaz eşya dükkanı var. Küçük bir dükkan, onun başına geçmek istiyorum. Bu iş temelli tanımlanmış bir sosyal roldür. Başka ne şekilde yanıt veriyor arkadaşlarım bu soruya? Bir mesleği tanımlıyorlar. Hocam ben diplomat olmak istiyorum diyor öğrenci. Ya da bir program alanını tanımlıyor. Hocam ben temiz su sorununa çözüm bulmak istiyorum. Ya da alternatif enerji kaynakları, temiz enerji elde edilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak istiyorum diyor. Bu arkadaşımız sorunu ne? Yani toplumda üstlenmek istediği rol ne? Nasıl yanıt veriyor? Ha, arkadaşımın özelinde eğer bir akademik çalışma yapmak istiyorsa veya bir sorunun çözümüne örneğin nebulaların yer yüzeyinden atmosferin kırılma etkisinin arındırılarak net bir şekilde gözlenmesi konusunda çalışmak istiyorum diyorsa vereceği yanıtlar tabii ki birbirinden farklıdır. Evet. Burada üstlenmek istediği sosyal rol önemli. Bir problemin çözümüne mi odaklanmak istiyor, bir mesleğe mi odaklanmak istiyor, bir işe mi odaklanmak istiyor. Bir mesleğe odaklanmak istiyorsa ikisinin de şey yok, önemi yok. Yani astrofizik bölümü de okuyabilir. Astronomi uzay bilimleri olarak geçer zaten program. Astrofizik adı altında bir tek üniversitede açılmış bölüm var. Diğer bölümler fizik eğitimi sonrasında son yılda uzmanlaşılarak elde edilen eğitimlerdir. Bir de klasik astronomi uzay bilimleri bölümü var. Öğrenci akademisyen olmak istiyorsa bu yolda da devam edebilir. Evet. O noktada bir sıkıntı yok. Bir işi tanımlıyorsa o zaman mühendislik alanına yönelmesi daha doğru olur. Evet hocam. Teşekkür ediyor cevabını. Üstlenmek istediğimiz bu toplumsal rolleri
En kolay şekilde ne olmak istiyorum, neye faydalı olmak istiyorum diyerek mi bulacak hocam? En temel soru şu: ne yapmak istiyorum? Yapmak istediğin ne? Genelde bu üç kategoriden birinde yanıt veriyor öğrenci arkadaşlarım. Bunu tespit etmek önemli. Ondan sonra bölüm kararı verilir. Aslında ne yapmak istiyorum sorusunun yanıtı, konuşmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi, kişinin çevresiyle olan ilişkisinin değerlendirilmesini gerektirir. Çünkü bir şey yapacaksın ve yaptığın şey her ne kadar seni kişisel olarak tatmin etse de bir başkası için yapacaksın bunu. Yani bir mal ya da hizmet üretmek için yapacaksın. Onun için içinde bulunduğu çevreyi değerlendirmiş olmasını gerektirir bu sorunun yanıtı. Hocam çok fazla bölüm var değil mi öğrencide tercih döneminde? Yani çok fazla bölümle yüzleşiyorlar. Hangisine tabii karar verecekleri kendi sizin de bahsettiğiniz dinamiklere göre şekil alacak tercih döneminde. Bölümleri değerlendirirken ölçüt ne olmalı peki hocam? Bölümleri değerlendirirken biraz önce ifade ettiğimiz iki ölçütü kullanmalı. Kendisiyle ilişkisi, üstlenmek istediği sosyal rolü tanımlarken yaptığı çevresiyle olan ilişkisi. Seçilecek bölüm aslında bu iki noktanın bir kesiştiği yerdir. Araştırmanın kolay olması anlamında bir iki öneriyle bulunabilirim. Bir iki başlıkta toparlayabiliriz. Üniversitelerimizin eğitim veren bölüm ve programlarını. Bunların bir kısmı doğa bilimleridir. Doğa bilimleri alanına ilgin var mı? Bir kısmı sağlık bilimleri kapsamı içinde değerlendirilir. Bu işte 2 yıllık patoloji laboratuvarı bölümünden tıp fakültesine kadar uzanan bir skaladır. Üretim ve mühendislik alanında mı çalışmak istiyorsun? Bir önemli başlık da budur. Eğitim bilimleri, yönetim bilimleri, insan ve kültür bilimleri ve sanat ve tasarımla ilgili bölümlerde toplu olarak üniversite bölüm ve programlarının üstünde yer alan ana başlıklardır. Bu başlıklardan bir ya da ikisini benim önerim, öğrenci arkadaşlarıma önerim, en az ikisini belirleyip bu ikisiyle ilişkili olan, hatta bu ikisinin kesişim noktası olan bölüm ve meslekleri araştırmasıdır. Nereden yola çıkıyor? Bilgi, beceri, yetenek ve ilgi alanı setinden ve aynı zamanda da çevreyle olan ilişkisini belirleyen toplumda üstleneceği sosyal rol tanımlamasından yola çıkarak. Bu 7 ana kategoriden en az ikisini araştırmasını istiyorum öğrenci arkadaşlarımla. Hocam bir mezunun diğer mezunlardan kendisini birkaç adım önde hayata atılması, mesleğe atılması için taşıması gereken en önemli nitelikler nelerdir? Bunu da sormak istiyorum. En temel özellikleri ne olmalıdır? Tabii bunu iki şekilde ifade edebiliriz. Bir üniversite sınav sistemi mantığıyla ifade edebiliriz. Bir de üniversitede alacağı eğitimle ilişkisinde ifade edebiliriz. Üniversite sınavıyla ilişkisinde şunu söylemek son derece mümkün. Yani üniversite sınavı öğrenciden ne istiyor genel anlamda? Bir kere temel bilgi birikimi istiyor. Daha önce belirlediği bir alanda temel bilgi birikimine sahip olması gerekiyor öğrencinin. Bu çok üst düzeyde bir bilgi birikimi değil. Var öyle öğrenci arkadaşlarım. İşte astronominin bir konusunda gerçekten derinlemesine okumalar yapmış arkadaşlar. Üniversite sınav sistemi bunu istemez. Belirlediğin alanda temel bilgi birikimine sahip olmanı ister. İkincisi, elde ettiğin bu bilgi birikimini belli bir probleme uygulayabilme becerisi sahip olmanı ister. Bilgi birikimi var, tamam çok güzel ama bir soruna uyarlayabiliyor musun? Üçüncü istediğin şey sebat. Bunu kısıtlı sürelerde ya da zor koşullarda da yapabiliyor musun? Bu noktada ya bir şey örneğini veririm, bir cerrah örneğini veririm ben. Cerrah bir ameliyata girdiğinde o ameliyatın bir ortalama süresi vardır, 3 saattir, 10 saate kadar uzayabilir. Ama bu ameliyat 3 saat olmalıydı, ben ona göre hazırlığımı yaptım diyemez ki cerrah.
beklenmedik bir durum karşısında sahip olduğu bilgiyi, bilgi birikimini elde ettiği beceriyi bir problemin çözümüne içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun uygulayabilecek mi? Aslında üniversite sınavının, üniversite hazırlığının da temel mantığı budur. Üniversiteye, ÖSYM, daha doğru bir deyişle GÖK, bu niteliklere sahip öğrencileri özellikle seçmek istiyor. Temel bilgi birikimi olsun, bunu bir probleme uyarlayabilecek altyapıya sahip olsun, deneyime sahip olsun ve bunu zor koşullarda da gerçekleştirebilsin. Bu bir üniversiteden beklenen, üniversite sınavı öncesi geliştirmesi gereken yeterliliklerdir. Bir de üniversiteye geçtikten sonra öğrencinin üniversite yıllarında çok uzun bir zamandır, bakın en kısa süre 2 yıl, lisans eğitimi söz konusu olduğunda bu 4 yıldır. 4 yıl 18-19 yaşındaki bir öğrencinin hayatı için çok uzun bir süredir. Bu sürede hangi bölümde okursanız geliştirmek zorunda olduğu yeterlilikler vardır ha, bunu aslında öğrenci arkadaşım hangi üniversiteyi seçmeliyiz, nasıl bir üniversite seçmeliyiz, nerede bir üniversite seçmeliyiz sorusunun yanıtı olarak da düşünebilir. Öncelikle İngilizce eğitim veren ya da programı en az %30 İngilizce olan programlara önem vermeli. Tam da dil konusunu soracaktım hocam. Yani bu çok önemli. Artık alanınızla ilgili yayınları takip edebilmeniz İngilizce bilmekle mümkündür. Hangi alanda olursa olsun, ister sanat tasarım alanında çalışın, eğitim görün, isterseniz hani öğretmenlik alanında, hani görece olarak yabancı dilin çok da önemsenmediği öğretmenlik alanında, hayır, mesleki gelişmeleri takip edebilmeniz için uluslararası iletişim dili olan, hem bilimsel hem kitlesel iletişim dili olan İngilizce hakim olmanız gerekir. Size bu konuda destek olabilecek üniversiteyi seçmelisiniz. Üniversite size bu olanakları sağlamalı. Öncelikle bir yabancı dili mesleğinizi yapabilecek düzeyde hakim olabilmek. Makale okuyabilecek, meslektaşlarınızla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olabilmek önemlidir. İkinci önemli nokta, ikinci yabancı dil. Ne yapalım? Çok gerekli mi? Bence gerekli değil. İmkanınız varsa ve ilginiz varsa tabii ki. Ama İngilizce esastır. Başka hangi yeterliklere sahip olmalı üniversite yıllarında öğrenci? İletişim alanında bir şeyler yapmış olması gerekiyor arkadaşımın. Yani bir network, bir iletişim ağı oluşturmalı. Kişisel beklentileriyle ilişkili de olabilir. Bu mesleki anlamda da olabilir. Bir network ağı mutlaka Evet. oluşturmalı. Mümkünse bulunduğu, yaşadığı yerin dışında bazı yerleri görebilmeli. Yurt dışına çıkabilmeli. Erasmus programları, Mevlana programları bu konuda öğrenci arkadaşlarımızı destekliyorlar. Bu fırsatlar kullanılmalı. Öğrenci kulüplerinden mutlaka ve mutlaka yararlanmalı. Çok çok önemli. Akreditasyonlar konusunda ne düşünüyorsunuz peki hocam? Bu akreditasyon tabii ki önemli. Bu 4 yılınızı geçireceğiniz yer sizi bölümden mezun olduktan sonra işinizi yapabilecek temel standartlara sahip olmadığınızı söyleyen bir belgedir akreditasyon. Tabii ki ulusal veya uluslararası akreditasyonlara sahip bölümler öğrencinin öncelikle tercih etmesi gereken bölümlerdir. Bu ne sağlar? Mezuna belli standartları, aldığı eğitimin belli standartlarda olduğunu ve o işi yapabilir düzeyde olduğunu ifade eder. Öğrenci için çok çok önemlidir. Evet. Hocam, genellikle şu soruyla çok karşılaştık geçtiğimiz haftalarda da orta öğretim başarı puanının nasıl kullanılacağına dair sizin de uzmanlık alanınız aynı zamanda rehber öğretmenlik. Bu konuda bizi biraz aydınlatabilir misiniz hocam? Ortaöğretim başarı puanı 12. sınıfın 2. döneminde eğitim verilmediği için 9, 10, 11. sınıf ve 12. sınıfın 1. dönemi temel alınarak hesaplanacak. Yüz yüze eğitim verilmediği için. Evet, yüz yüze eğitim verilen dönemler temel alınarak hesaplanacak. Bu ilk önemli nokta.
hemen şunu da ifade etmekte yarar var. Öğrenci arkadaşlarım sınava girdikten sonra 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihleri arasında internet üzerinden aday işlemleri sistemine girip ortalamaların ÖSYM'nin temel alacağı ortalamaların gerçek ortalamalar olup olmadığını görüp onay vermesi gerekiyor. Bu işlemi yapmayı da unutmasın arkadaşlarım. Ortaöğretim başarı puanında yani ders sorumluluğu olan arkadaşlarımı ilgilendiren önemli bir nokta var. 12. sınıfın giriş döneminden dersim kaldı. Ne yapacağım? Üniversite sınavına giremeyecek miyim ben? Hayır, üniversite sınavına gireceksin. Ortalamam nasıl hesaplanacak? Ortalamam şöyle hesaplanacak. Eğer 12. sınıf 1. döneminden sorumlu dersin varsa, 12. sınıf 1. dönem ağırlıklı ortalama 50 ve 50'nin üzerindeyse sorumluluğun otomatikten kalkmış oluyor. Lisenin ÖSYM'ye bildirildiği bir şekilde hesaplanıyor ve bu sizin diploma notunuz olarak gerçekleşiyor. Eğer 50'nin altında 12. sınıfın 1. döneminde sorumlu dersleriniz var ve ağırlıklı not ortalamanız 50'nin altındaysa sorumlu oluyorsunuz. Sınava girebiliyor musunuz? Evet, sınava girebiliyorsunuz. Peki yerleştirme puanında ortaöğretim başarı puanım nasıl hesaplanıyor? ÖSYM bunu 50 olarak belirliyor senin için. 50 olarak belirliyor. Size bir Evet. yerleştirme puanı veriyor. O yerleştirme puanını Sorumlu olanlar mı? kullanarak bir bölümü tercih edip yerleştirildiyseniz hala sorumlu dersleriniz olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı aksine bir açıklama yapmadığınız sürece okulların açıldığı ilk hafta sorumluluk sınavına giriyorsunuz. ÖSYM size Aralık ayının sonuna kadar diplomanızı getirip kayıt olma hakkı tanıyor. Tercih Evet. ettiklerine. Sorumluluk sınavını Eylül ayının ilk 2 haftasında veriyorsunuz ve diplomanızla tercih edip yerleştirdiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmak üzere gidiyorsunuz. Evet, çok teşekkürler hocam bu konuda verdiğiniz bilgilerden ötürü. Şimdi meslek seçimine dönecek olursak hocam birkaç Evet. soru daha olacak size. Öncelikle zaten siz de konuşmanızın başında ifade etmiştiniz. Öğrenciler mesleklerini seçerken aileler ve öğretmenler de çok önemli faktör. Özellikle aileler minvalinde ele alacak olursak çok fazla müdahale olabiliyor bazen. Yani bir öğrenci alanına göre, yeteneğine göre, ilgi alanlarına göre hocam seçmek istediği mesleği seçemeyebiliyor. Trend bölüm neyse, hangisi revaçtaysa ailenin yönlendirmesi o kapsamda olabiliyor. Sizden hocam ailelere ne tavsiyede bulunmak istersiniz meslek seçimiyle ilgili? Aileler şunu göz önüne almalı. Öncelikle üniversite her şeyden önce Türkiye'de kişinin meslek edinip hayata atıldığı, işte toplumsal anlamda bir rol üstlendiği bir alan olarak görülüyor. Ve bu yanlış mıdır? Hayır. Yanlış değildir ama eksiktir. Eksiktir. Meslek konusunda ve iş bulma konusunda velilerimizin önemli beklentileri var üniversitelerden. Bu doğru ama veliler öğrenciyi yönlendirirken neleri ölçüt alıyor? Lütfen ona dikkatlice bakmaları gerekiyor. En önemli işveren ülkemizde devlet. Devlet hangi alanlarda alım yapıyor? Buna baksınlar. Ama bundan 5 yıl sonra da acaba devlet bu alanlarda alım yapacak mı gözüyle baksınlar. Biz bu türden yüzeysel değerlendirmelerle öğrencinin yönlendirildiği felaketler görüyoruz. Yani bundan 20 yıl öncesine baktığımızda şöyle söyleyeyim, sınıf öğretmenliği programlarına birçok bölümden daha yüksek puanlarla öğrenci geliyordu. Öğrenci kayboldu. Ondan sonra şöyle bir düşünüyorum, yakın zamana kadar İlk ve acil yardım teknikerliği programına çok yüksek puanlarla öğrenci arkadaşlarım kayboldu. Bundan 5 yıl, 6 yıl sonra bu bölüm mezunlarına iş imkanı sağlanamadığını gördü. Ve çok zor duruma düştüler. Veliler iş kaygısıyla öğrenciyi yönlendirirken lütfen bugüne bakmasınlar. Yani bugün sağlık alanında ağız ve diş sağlığı çok yüksek miktarlarda personel alıyor diye ağız ve diş sağlığına yönlendirilmek
öğrencileri çok doğru değil. Bundan 5 yıl sonra acaba, 2 yıl sonra bu bölümlerle ilgili bu kadar alım olacak mı? Devlet bu alımları yapmazsa alternatifi olacak mı öğrenci? Ağız diş sağlığında böyle bir olanak yok. Onun için bugüne değil, bugünkü devlete alım rakamlarına, personel alım rakamlarına değil, bundan 5 yıl sonra ne olacak? Devlet eğer böyle bir alım yapmaktan vazgeçerse benim evladım, çocuğum ne olacak düşüncesine bakmalılar. Yani iş noktasındaki kaygılarını da gerçekçi ve rasyonel olarak belirlemeli. Bu noktada söylenebilecek diğer önemli şey, şunu unutmamalı. Her alanda işini iyi yapan insana ihtiyaç var. Bugün ayakkabıcınız, ayakkabınızı tamir ettirmeye gittiğinizde iyi bir ayakkabıcı arıyorsunuz. Bir okula öğrencinizi vermeye karar verdiğinizde, özellikle ilkokulda, iyi ilkokul öğretmeni arıyorsunuz. Devlet okulunda bile. İşini iyi yapmak önemli. Öğrencinin, üniversite adayının işini iyi yapabilmesi için alacağı eğitim ona uyumlu bir eğitim olmalı. Yani kişinin kendisiyle ilişkisinde onun için anlamı olan, yeri olan bir eğitim olmalı. Yani bilgi ve beceri ve ilgi alanları doğrultusunda bir bölüm olmalı ki öğrenci üniversitede başarılı olsun. Evet. Başarılı bir mezuniyet süreci geçirsin. Başarılı olan, eğitimi başarılı olan öğrenci İş hayatında da başarılı olacaktır ve yerini bulacaktır. Evet. Hele hele biraz önce sorunuzun yanıtı olarak ifade ettiğim bazı yeterlilikleri de elde ederse, bir yabancı dili öğrenebilirse, bir iletişim ağı oluşturabilirse, çağın artık olmazsa olmazı, bilgi teknolojileriyle biraz içli dışlı olabilirse, bu arkadaşının iş bulmaması mümkün değil. Sadece okuduğu bölümü bitirmekle de olmuyor değil mi hocam? Kendisine sürekli olarak artı değerler katması, kendisini sürekli olarak geliştirmesi de gerekiyor. Tabii ama bu konuda gerçekçi olmak durumundayız. Öğrenciye bunları gerçekleştirebileceği bir olanağın üniversite tarafından sağlanması gerekiyor. Tabii ki. Yani biz İngilizce çok önemlidir. Ondan sonra hatta bölüm seçerken bölümün özelliğine göre en az %30 İngilizce bir programa dahil olun ve bir yıl hazırlık eğitimini mutlaka alın derken bunları öğrenciye verecek kurumun olması gerekiyor. Tabii ki. Bu da kurumların nitelikleri ön planda. Yani kurumun öğrencinin eğitimiyle ilgili bakış açısı ön planda. Yani üniversite bunları verir öğrenciye. Ha, öğrenci o üniversiteye gittikten sonra bunları kullanır ya da kullanmaz. Ona kalmış bir şey. Ama bunları öğrenciye sunmadan, yani internet bağlantısı doğru düzgün olmayan, bilgisayar laboratuvarları yeterli olmayan, İngilizce hazırlık eğitimi olmayan bir ortamda öğrencinin yapabileceği bir şey yok. Burada öğrenci arkadaşımın bölüm seçerken ki duyarlılığını biraz önce konuştuk bölüm seçimiyle ilgili, üniversite seçiminde de göstermesi gerekir. Üniversite bu standartları çağın iş dünyasının olmazsa olmaz diye bize söylediği bu standartları sağlıyor mu? Bu standartları sağlama çabası içinde mi? Evet. Buna dikkat çekmek istiyorum. Evet. Önümüzdeki günler yeni bir normale gebe tabii ki. Biz bir salgın süreci yaşıyoruz şu anda. Normal hayata dönmek artık bizler için yeni bir normal. Yeni normallerde de meslekler mutlaka farklı dallar olarak da bölümler farklı olmasa bile beraberinde getirdiği nitelikler de bir parça değişecektir diye düşünüyorum hocam. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Burada öğrenci şuna dikkat etmek zorunda. Bakın üniversite hazırlık sürecinde, sınav hazırlık sürecinde bazı şeyleri gördük. Salgın, evet, üretimi çok azalttı, ekonomi durma noktasına geldi. İstediğimiz şekilde hareket edemiyoruz, sokağa çıkamıyoruz, edemiyoruz ama bazı şeyler de öğrendik. Öğrendiğimiz şeylerin başında öğrenmenin gelini ve zamanlı olmadığı geliyor. Online eğitimler alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA'dan yaptığı yayınlar var. Birçok özel okul
online yayınlar yapıyor. Yani yer ve zaman mefhumunun öğrenmeyle çok da ilişkili olmadığını öğrendik. İkinci öğrendiğimiz şey işin kişide bittiğidir. Kişi öğrenmek isterse öğrenebilecek olanaklara ve kaynaklara sahip olduğunu gördü artık. Yeter ki zaman ayırsın, yeter ki istesin. Bu ya salgın sonrasında, salgın öncesinde edindiğimiz bu kazanımları ben üniversitede arkadaşlarım tarafından ara verilmeden uygulanmasını ve devam ettirilmesini arzu ediyorum. Bu önemli. Onun dışında üniversite yıllarında tabii ki Khan Academy, Coursera gibi online eğitimlere, kurumların yayınlarına da dikkat etmeli öğrenci. Bunun için de İngilizce önemli tabii ki. Bu noktada da kendini zenginleştirmeli. Aldığı online dersleri bir şekilde sertifikalandırıp yaptığı işe ne kadar önem verdiğini ve özen gösterdiğini ispat etmeli. Çok teşekkürler hocam. Meslek seçimiyle ilgili yaptığımız canlı yayın konusuna eklemek istediğiniz, benim sormayı atladığım herhangi bir şey var mı hocam? Sorular, şimdi teknoloji hayatımızın içinde bu salgın da bunu ifade etti. Ben teknolojiyi önceleyen ve bunu sürükleyen belli başlı alanlardan bahsetmek istiyorum. Bunların başında kimya alanı geliyor. Kimya ve malzeme bilimi, malzeme mühendisliği. Eğer arkadaşım yüksek teknolojiyle ilişkili bir iş yapmak istiyorsa bu dört alanı lütfen araştırsın ama etraflıca araştırsın. Belirli bir bölüme takılı kalarak araştırmasın. Bu alanlardan biri kimya alanıdır. Kimya ağırlıkla malzeme bilimi ve malzeme mühendisliği dalıyla teknolojiye, teknolojik gelişime destek veriyor. İkinci önemli alan işte salgında hepimiz yaşadık biyomühendislik alanıdır. Biyomühendislik, moleküler biyoloji alanıdır. Üçüncü alan elektronik mühendisliğidir. Bugün kullandığımız teknolojilerin temeli fizikçilerden çok elektronik mühendislerinin yaptığı çalışmalarla oluşmaktır. Dördüncü temel alan tabii ki bilişim teknolojileridir. Eğer yüksek teknolojiyle ilgileniyorsa bu dört ana alanda eğitim görebileceği birbirinden çok farklı bölümler olduğunu unutmamalı. Bilişim teknolojileri söz konusu olduğunda öğrencinin eşit ağırlıkla yerleşebileceği yönetim bilişim sistemlerinden yazılım mühendisliğine kadar arada çok geniş bir tercih spektrumu söz konusu. Ben yüksek teknolojiyle ilgilenmek istiyorum. Ne bilgisayar mühendisliği? Hayır değil. Bak dört ana başlık daha var. Lütfen onları da incele. Bilişim alanında çalışmak istiyorsan bunun tek yolu bilgisayar mühendisliği değil. Dediğim gibi yönetim bilişim sistemlerinden yazılım mühendisliğine kadar hatta matematik ve istatistiği de katarak, temel bilimleri de bu işin içine katarak geniş bir spektrumdan hedefine ulaşabilir. Evet. Bu konuda da rahat olmalarını istiyorum öğrenci arkadaşlarım. Hocam çok teşekkür ediyorum sunduğunuz katkılardan dolayı. Güzel bir sohbet oldu. Katılan, izleyen değerli misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere o zaman. İyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Selamlar. Hoşçakalın, iyi günler.